Ya sen nasıl bir insansın ha? Bunu bize nasıl yaparsın Berna? Hiç mi vicdanın yok senin? Ay ben aslında iyi biliyorum, ben çok hatalıydım. Yani benim hiç kötü niyetim yoktu. Kötü niyeti yokmuş, sen bizi salak mı sandın ya? Sarp sen söylesene canım benim. Ben sizi üzmek ister miyim? Yani böyle olsun ister miyim? Mesele bizim üzülmemiz değil yenge, mesele bizim üzülmemiz değil. Ben senin bu kadar ileri gideceğini tahmin etmezdim ya. Ben ne kadar aptalmışım ki buna inandım. Ya. Ama ben sana kaç defa dedim değil mi bu cadıya güven olmaz diye. Geldim işte sözüme bak. Ay yüzüme gelmeyin artık ya. Zaten ben çok pişmanım. Pişman olman hiçbir işine yaramayacak Berna. Hatanın bedelini ödeyeceksin. Ama çocuklar. Boş yere çeneni yorma yenge. Bir şey yaptıysan sonuçlarına da katlanacaksın. Gün gülmedi. Ben ettim. Anası etti. Bacısı etti. Gülmedi evladımın yüzü. Sula. Kızım. Sarı kızım benim. Sen anneni bırakıp hiçbir yere gitmeyeceksin, tamam mı bebeğim? Senin çok uzun bir ömrün olacak. Hep mutlu olacaksın. Annen de senin o mutluluklarını görecek. Efendim Atakan. Banu. Sen ağlıyor musun yoksa? Ne oldu? Anlatsana, iyi misin? Of ya, hiç iyi değilim. Sorma başımıza neler geldi. Hayata bak be. Her şey bir anda bitiveriyor. Hayaller, umutlar. Hepsi boşuna. Kararın nedir? Yani bir hiç uğruna hayatını mahvedecek misin? Bilmiyorum. Tamam. Sen düşün, kararını ver. Umarım gurur yapıp geleceğini yakmazsın. Az vaktim var. Eğer yardımımı kabul edersen ara beni. Tamam? Yok, hayır olmaz. Bunu anneme yapamam. Aslında hayat ne kadar kısa değil mi? Bir varsın bir yoksun. Ya öyle. Ölümün kimi nerede yakalayacağı belli değil. Onun için hiçbir şey fazla takmamak gerek. Haklısın anneciğim. Aslında ne düşünüyorum biliyor musun? Bence bu boşanma fikri iyi değil. Yani sen de söyledin, Bahri ile Şevval arasında hiçbir şey yokmuş. Fazla büyütmemek gerek. Anneciğim. Efendim canım. Aa. Özgür burada değil mi? Yoo, odasındadır. Kalkmış olması lazım. Geç kalıyoruz. Gel birlikte bakalım. Pelincim, bir şey söyleyecektin. Ha, ben ne bileyim, unuttum. Yalanmış demek ki. Aşkım, hazır mısın? Seni çok seviyorum. Bunu unutma, olur mu?
Ben de seni seviyorum. Unutmayın, güçlü olmamız lazım. Zaman birlik beraberlik zamanı. Hadi. Hadi inelim, annem bekliyor. Bernas, Zinet'le at şu kapıyı! Yenge bak, böyle yaparak kurtulacağını sanıyorsan yanılıyorsun ha! Yaptıklarının hesabını vereceksin, aç şunu! Bana bak Berna, sabrım tükeniyor, aç şu kapıyı! Nasıl yapabildim bunu? Nasıl bu kadar ileri gittim ben? Yenge! Berna, sana diyorum çık şuradan! Önünde sonunda çıkacaksın oradan, bak beni delirtme! Gizem tamam, biraz sakinleşelim, tamam mı? Biraz sakin. Baksana şu hale ya! Tamam Gizem ya, biraz sakinleşelim. Nasıl çıkacak? Gel gidelim salona oturalım, bekleyelim biraz hadi. Yürü. Gizem sakin ol. Ama bak kaçıyor ya, gel. Ya, tamam sakin ol diyorum sana ya. Nasılsa geri gelecek. Yani senin bu konuda bir bilgin mi var? Evet. Ben... Bu nedir hocam? Gözü rızaydın. Suna adım iyileşecek. Neden böyle kötüleştiğini sonunda öğrendik. Allah'ım sana şükürler olsun. Çok şükür, çok şükür. Ay ya, ama ben demiştim size de mi iyileşecek diye demiştim. Evet, gözünüz aydın. Ya Suna'ya bir şey olsaydı? Nasıl yaptım böyle bir şeyi ben? Nasıl? Anladım. Peki tamam. Teşekkür ederiz. İyi günler. Ne diyor avukat? Ne zaman alabilirsiniz parayı? Haftaya alırsınız büyük ihtimalle dedi. Duruma göre arayacaklarmış işte. İnanamıyorum ya. Bizden nasıl saklar böyle bir şeyi? Tesadüfen haberimiz olmasa hiç bilmeyecektik ha. Ya ben sana diyordum ama o kadına güven olmaz diye, değil mi? Bak çıkıyor ortaya işte. Neyse canım. Bundan sonra kendi derdine yansın. Bir an önce kovuyoruz evden. Nereye giderse gitsin. Aynen ya, ben de çok öfkeliyim. Ama bir dinlesek mi? Belki bir açıklaması vardır. Ya bu kadar saf olma istersen. Ya ne açıklaması olacak? Saçmalıyorsun ama. Tamam ya, sakin ol. Duruma göre bakarız işte. Ortalık bir durulsun da. Benim asıl Suna'ya moralim bozuk. Sorma ya. Benim de aklım onda. Umarım iyileşir bir an önce. İnşallah. Neyse ben biraz hava alayım. Görüşürüz canım. Tamam canım, görüşürüz. İşte böyle. Hayati tehlikeye atlattı ama hala kendine gelemedi diyorlar. Çok üzüldüm. Benim yapabileceğim bir şey var mı? İşini gücünü bırakıp saatlerdir benimle telefonda konuşuyorsun. Daha ne yapacaksın? Hadi neyse, tutmayayım artık ben seni. Estağfurullah, olur mu hiç öyle şey? Bugün işim de gücüm de sensin benim. Hem arkadaşlar böyle günler içindir. İstersen gelip alayım seni, biraz kafan dağılır ha, ne dersin? Aa yok, hiç zahmet etme. Hem ayrıca... Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Keyfin yerine gelsin diye diyorum zaten. Hem çok geç kalmayız. Bilmiyorum ki. Hem ayrıca Emre'yi nereye bırakacağım? Herkes hastanede. Yok mu komşunuz falan? Ha, aslında Şükran teyze var ama. Tamam işte, sen Emre'yi bırak. Ben de yarım saate geliyorum, anlaştık mı? Tamam anlaştık ama yarım saate hazırlanamam ben. Bir saate gelsen. Bir saate görüşüyoruz o zaman. Tamam. Tamam mısınız Emel, çıkalım. Ya Melih, ben hala bilemiyorum. Acaba gelmesem mi hastaneye? Sabiha teyzeyle Kazım amcanın yüzüne nasıl bakacağım? Resmen evlerini bastım insanların. Tamam işte, baksana her şeyi telafi etme fırsatı. Biz Suna'yı merak ettiğimiz için gidiyoruz. Hem özür dilersin, hem de zor zamanlarında yanlarında olduğunu gösterirsin. Doğru, haklısın. Hı? Aferin. Elif! Hadi kızım, seni bekliyoruz. Bağırma ya. Hazırım.
Hazır mısın? Hazırım. İyi hadi. Yalnız ben önce okula gideceğim. Özgür'ün disiplin kurulu var bugün. Ne iş var be disiplin kurulunda? Galiba sınav sorularını çalmış. Özgür. Ben de öyle bir şey duymuştum ama. Vay anasını arkadaş ya. Dünyanın iyice çivisi çıkmış ha. Neyse. Ben önce okula gideyim. Sonra yetişebilirsem Sunan'ın yanına hastaneye uğrayacağım. Benim için de çok selam söyle abi. Tamam. Hadi çıkalım. Gel. Otur gelsin baba. Sağ ol oğlum. Üşümedin mi Gazi'me? Ne üşümez Sabiha? İçim böyle yanarken. Ya yapmayın böyle işte. Dün atlattık ya. Suna bugün biraz daha iyi. Merak etmeyin. İnşallah Mustafa Bey. Yani dün kimse bir şey söylemedi. Bugün de ses seda yok. Yavrum öylece yatıyor. Sabiha anne merak etmeyin. Suna iyileşecek. İyileşmek zorunda. Çok şükür. Allah kızımızı bağışladı bize. Can oğlum doğru söylüyor. Böyle güzel şeyler düşünmeliyiz hep. Acaba yavrumu gösterirler mi bugün? Olmazsa ben... Ben en iyisi bir doktora... Sen otur otur sen yorulma. Ben bakarım. Bir dakika yanımızdan ayrılmadı. Ne uyudu ne bir şey yedi. Bizimle beraber perişan oldu can oğlum da. Allah kahretsin. Defolup gitmedi ki kurtulalım. Öyle Kazım vallahi. Gözleri dolu dolu. Kahroldu. Niye bu kadar acı çektiğini bir bilseniz. Bir şey mi dedi Mustafa Bey? Can diyorum. Pek bilgilendi sağ olsun. Ya. Allah razı olsun. Vallahi onun gibi evlat dostlar başına. Böyle yüreği pırıl pırıl. Pırlanta gibi. Bu hanımla da bir barışsalar. Amin Sabiha, amin. Ben sıcak bir şeyler alayım. Zahmet etmeseydin Mustafa Bey. İçecek halimiz mi var boşver. Yok canım siz bir şeyler de yemediniz zaten. Bari sıcak bir şey. Ne oldu? Tamam. Suna Hayati tehlikeye atlatmış. Ne? Oh çok şükür. Allah'ım Kazım'ım. Ama henüz kendine gelememiş daha. Niye? Ne olmuş ki? Zehirlenmiş. Ne zehirlenmesi ya? Valla gıda zehirlenmesi. Hatta içtiği sudan bile olabilirmiş. Belki de sebebini hiçbir zaman bulamayacaklarmış öyle dediler. Şu işe bak ya. Zehirlenen bir hastayı iyileştiremiyorlar. Ne biçim iş bu ya? Sakin ol Mustafa Bey. Suna iyileşecek. Doktorlar da elinden geleni yapıyorlar. Bir bakteri mi ne varmış işte onun için ilaç vermişler. Öyle yani. Ha, peki niye öyle odaya girdiler? Ya normal odaya çıkaracaklar Sabiha anne. Bir sıkıntı yok yani. Ay öyle mi? Yazmam duydun mu? Duydum Sabiha'm duydum. Ah geliyor. Kurban olurum seni verene kurban olurum ben sana. Suna. Suna. Yavrum. Anne. Görebilir miyiz? Biraz kendine gelsin. Doktor Bey görebileceğinizi söyledi. Geçmiş olsun. Kazım'ım. Şükürler olsun. Gel. Kazım. Aa, Ozan da Elif değil mi onlar? Evet. Vay ahali ne haber? Özgürcüm, bugün büyük gün, ha? Biz ona mağlubiyet günü diyelim. Ya Özgür niye böyle konuşuyorsun? Sen Bahri Hoca'nın seni gerçekten disipline vereceğine inanıyor musun? Ben de inanmak istemezdim. Ama kendi söyledi. Sürpriz olmayacak yani. Ya bence numara yapıyor yani çok da kafaya takmıyor. Arkadaşlar anlatamıyorum galiba ya. Babam kararlı. Her şey bitti. Buraya kadarmış. Ya olur mu Özgürcüm öyle şey? Ben gidip bir daha konuşacağım. Ya sonuçta biz bir aileyiz değil mi? Anne. Efendim canım. Hayır ya yapamam.
babam Şevva ile birlikte diyemem. Dedencim hadi söyle, babanla konuşmaya gidiyorum. Ne olur babamı ikna et anne. Onu diyecektim. Tamam. Elimden geleni yapacağım. Pelinci. Sen durgun gibisin. Canını sıkan başka bir şey mi var? Yok. Özgür'ün durumuna üzülüyorum. Başka bir şey yok. Ben en iyisi Sunay'ı görüp geleyim bu arada. Görüşürüz. Alo aşkım, nasılsın? Nasıl olayım? Berna yüzünden delirmiş durumdayım. Hayrola ya, yine bir şey mi oldu? Ya dayıma kalan bir para varmış, dolayısıyla Sarp'la bana verilmesi gereken. Ama Berna bir sürü plan yapmış parayı kendine alabilmek için. Bizden saklayacakmış aklınca. Nasıl ya? Nasıl yapar ki böyle bir şey? Kadın hırsız işte. Dayımla da bu yüzden evlendi belli ki. Sana bu yüzden diyorum o kadına para verme, güvenme diye. Bak anladın mı şimdi? Güya senden aldığı para da dayımın tedavisi içindi ama o da yalandır büyük ihtimalle. Vay be, kim bilir ne sıkıntısı var. Yoksa mecbur kalmasa yapmaz böyle bir şeyi. Bir saniye ya, sence Berna haklı yani, öyle mi? Yok, yok da yani mecbur kaldığından yapmıştır diyorum. Hani sıkıntısı olmasa niye yapsın ki böyle bir şey? Sen bazen çok şaşırtıyorsun beni Engin ha. Yani ben sana kadın hırsız diyorum, bizden para saklamış diyorum. Sen kalkıp Berna'yı anlamaya çalışıyorsun ya. Ya tamam tamam, bir şey demedim ya, Allah Allah. Sen haklısın tabii de. Yani yine de çirkin ya yaptığı şey, doğru. Neyse kapat konuyu ya. Sen ne yaptın? Ayşe ile ilgili bir gelişme var mı? Vallahi biraz oyalamam gerekiyor Mustafa abi. Ben de bu sırada başka bir aile bulup Ayşe'nin ailesi diye göstereceğim. Şimdi bu Ayşe senin için niye bu kadar önemli? Niye uğraşıyorsun diyeceğim. Sen yine... Aşkım bak yeter. Tamam mı? Daha fazla uzatmayalım bu konuyu. Tamam peki. Yok ya, bozulmadım. Tabii canım. Senin de kendine göre işlerin vardır. Tamam canım. Kendine iyi bak sen de. Sen gözlerini. Baba sana kurban olsun yavrum. Allah'ım bize bu günleri de gösterdin ya. Biz yanındayız. Anam baban yanında. Seni hiç yalnız bırakmadık. Anne hiç gitmeyin. Gider miyiz yavrum? Ne oldu bana? İşte bir şey yok, hastalandı, öyle geçti gitti. Dualarımız kabul oldu. Git. Bir dakika, bir dakika, giremezsin. Ne diyorsun sen ya? Annesiyle babası içeride, tamam mı? Zaten kısa bir süre için girdiler onlar da. Suna iyileştiyse artık sen de defolup git. Hadi. Ölürüm de gitmem. Suna'nın yanından ayrılmayacağım, tamam mı? Ne oluyor burada ya? Bir problem mi var? Hayır. Bir sıkıntı yok, bir sorun yok. Ay, Suna iyiymiş. Yani doktorla konuştum ben, odaya çıkarmışlar. Evet, öyle oldu. Sen de biraz konuşalım gel. Ne oldu Mustafa'cığım, ne var? Sen mi zehirledin Sunay'ı? Ayol üstüme iyilik sağlık. O ne biçim söz? Dün bir şeyler biliyorum dedin. Geveledin böyle. Ha?
ben şey demek istedim. Yani evde benim yemediğim yemekler de vardı. Hani tarihi geçmiş olabilir falan diye öyle aklıma geldiği için ben öyle konuştum. İnşallah öyledir. Bu sefer gözünün yaşına bakma. Ağzından çıkın, kulağın duyuyor mu senin? Niye zehirleyeyim ki ben Suna'yı? Senden her şey beklenir kızım. Suna zehirlenmiş. Artık yediğinden mi, içtiğinden mi belli değil. Kurtuldun Berna, kurtuldun. Bana bak, itiraf et. Sen mi zehirledin? Ay bıraksana kolumu ya, canımı acıtıyorsun. Zaten canım burnumda. Yine ne oldu? Hı? Ne karıştırdın? Evli değilmişim Celal'le. Kandırdılar beni. Bu da yetmezmiş gibi çocuklar para durumunu öğrendi. Alo, sana diyorum. Ben Suna'ya çok üzüldüm. Onun için yani. Onun için diyorum işte öyle. Öf. Dayıcığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi o zaman. Madem Suna iyi canım benim, ben de biraz eve gideyim. Çok yoruldum tabii. Görüşürüz canım benim. Belincim, görüşürüz. Görüşürüz canım benim. Dayı, doğru mu bu? Suna iyi mi? Evet, odaya aldılar. Durumu daha iyi, merak etme. Çok sevindim. İnşallah Özgür'ün durumu da düzelir. Ha, şu disiplin olayı değil mi? Evet. Babam bir delilik yapacak diye ödüm kopuyor. Yok canım, yapmaz. Oğlunun geleceğini harcamaz. Böyle bir delilik yapmaz yani. İnşallah dayıcığım. İnşallah sen haklı çıkarsın. Aa, ben de konuştuğumuz dosyayı bırakmıştım hocam. Sağ ol, iyi yapmışsın. Tamam. Görüşürüz o zaman. Geçsene yapar. Bakıyorum bir an olsun yalnız kalmaya dayanamıyorsun sen. Allah Allah. Ya ne alakası var? Sen de kendi kulaklarınla duymuş da dosya getirmiş. Bak ne diyeceğim. Yani sen bir şeyim yok falan diyorsun ama buraya gelmişken bir check-up yapalım mı sana? Sen ne zamandır beni böyle önemser oldun? Allah Allah. Hikmet, senin iyiliğin için söylüyorum. Neyse, sağ ol. Ama konumuz ben değilim. Özgür. Ha, şu mesele. Hala kararlı mısın? İkbalcığım, bu konuyu daha önce konuştuk. Ben kararımı verdim ve bu kararımı uygulayacağım. Peki. Seninle konuşmak imkansız hale gelmiş. Sen inat etmeye devam et. İnşallah pişman olmaz. Ben pişman olmam. Bu kurulda konuşulacak. O kadar. Ya aşkım, sıkma canını. Görürsün, Bahar Hoca kıyamaz sana. Eskiden de o. Ya kuzen, aklı sıra sana ders vermeye çalışıyor, tamam mı? Abicim biz bu numaraları yutmayız. Peki, öyle görünmüyor o zaman. Vallahi ben Bahar Hoca'nın bu duruma göz yumacağını hiç zannetmiyorum. Ah, Pelin geldi. Pelincim, nasıl Suna? Yoğun bakımdan çıkarmışlar. Odaya almışlar. Oh, ah, bu iyi haber. Annemden haber var mı? Yok, hala babamıyla. Bakalım ikna edebilecek mi? Sanmıyorum ama göreceğiz. Kuçu 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 kuçu. Kurban olurum seni yaratana. Anneciğim benim. Kız Banu. Hayırdır ablan orada hastanede öylece yatarken sen bu kulakta nereye? İşim var Şükran teyze. Kız ne işiymiş bu? Ya var ya, ayda yılda senden bir şey istedim. Ya burnumdan getirme Allah aşkına. Efendim? Ha, geldin mi? Tamam, çıkıyorum ben de. Hadi hoşça kal. Ben çıkıyorum. Çok geç kalmam. Ha, hele bir geç kal da göstereyim ben sana gününü. Anneciğim, sen de Şükran teyzeni üzme, tamam mı? Uslu uslu dur. Hadi hoşça kalın.
Bunlar nereye gidiyor gene? Allah Allah. E kız kim ki bu? Vallahi da billahi da bu kız gene bir hatlar karıştırmıyorsa haberini olayım. Hoş geldin. Merhaba Atakan. Ya çok teşekkür ederim. Böyle evime kadar geldim, beni buradan aldın falan ama bir sonraki sefere bu kadar yakına gelme olur mu? Yani bir gören olursa yanlış anlaşılabilir. Ne yapıyoruz bakalım? Benim için fark etmez. Yeter ki buradan bir an önce uzaklaşalım. O zaman güzel bir güne hazır ol. Tamam. Merhaba. Geçmiş olsun Kazım amca. Sağ ol oğlum, sağ ol. Mustafa amca geçmiş olsun. Sağ ol Ayı. Suna nasıl? Doktorlar daha iyi diyor çok şükür. Atlatacak galiba. Ama bekliyoruz işte. Hadi inşallah. Sabiha teyzeciğim. Ben sizden çok özür dilerim. Size çok rahatsızlık verdim. Ne deseniz haklısınız. Ama izniniz olursa Suna'ya bir geçmiş olsun demek istiyorum. Geçti gitti kızım. Sen de az çekmedin. Dersin ama içeri kimseyi almıyorlar ki, biz bile zor girdik. Sabiha teyze, babam geldi değil mi? Geldi yavrum. Ablasını gördü. Sen de Emre'ye bakmışsın o gelebilsin diye, sağ ol. Ne demek, defa olur mu? Her zaman. Hiç önemli değil. Abicim, seninle bir dakika konuşabilir miyiz? Olur. Abi, ben seni çok özledim. Bak, Banu bile onca kötülüğüne rağmen Suna'yı görmeye gelmiş. Beni affedemez misin? Ne olur barışalım artık. Esra, sen o herifle bir oldun, beni aptal yerine koydun. Affetmek o kadar kolay değil. Hem biliyor musun? Ben seni hala görmek istemiyorum. Umarım beni bir gün anlayabilirsin. Ne olursa olsun seni çok seviyorum abi. Bunu bil yeter. Ben artık gideyim. Okulda dersim var. Siz de çok geçmiş olsun dediğimi iletin lütfen Suna'ya. Sağ ol kızım, sağ ol. Görüşürüz hayatım. Görüşürüz. Hadi sen de kardeşine ilgilen bak. Belli ki bir şey üzülmüş kız. Tamam, sıkıntı yok. Ne oldu? Konuşabildin mi? Ne dedi babam? Ne dediysem ikna edemedim. Kusura bakma Özgürcüğüm. Ben biliyordum böyle olacağını. Yani kaç yıllık karısıyım. Ben bile ikna edemedim. Sözümü dinlemiyor. Prensiplerim diye tutturmuş. Ya eniştem ne kadar inatçıymış. Yok, bu böyle olmayacak. Ben gidip konuşacağım. O orada keyif yapsın. Biz burada sıkıntı çekelim. Yok ya. O ne demek ya, anlamadım ben. Ya lafın gelişi işte Ozan. Ben gidiyorum. Boş ver Pelin. Sıkma canını ya. Nasılsa bir şey değişmeyecek. Ya ne olacaksa olsun. Ben gidip içimi döküp rahatlayayım da. Kusura bakma. İyi misin sen? İyiyim anne. Ne yapalım? Dünyanın sonu değil ya. Geleceğin gözlerinin önünden uçup giderken izleyici mi kalacaksın ha? Hay yapma Özgür. İleride çok pişman olursun. Yani yarınki kurul senin için büyük bir şans. Hay izin ver de yardım edeyim. Cezasız halledelim şu işi. Ha ne dersin?
Özgürcüğüm. Hı? Daldın gittin, ne oldu? Yok bir şey Vali. Çay. Sağ ol oğlum. Afiyet olsun. Çay. Eyvallah. Çay. Sağ ol. Nasıl Suna? Sen girdin mi içeri? Yok. Kalabalız diye almadılar ve tek annesiyle babası gördüm. Mustafa amca, bahçede ben sizinkileri gördüm. İşte Özgür, Pelin, Ozan, İkbal teyze filan. Hayırdır, ciddi bir şey yoktur umarım. Ya Özgür'ün bir sıkıntısı var ama önemli değil. Siz kendi ailenizle ilgilenin Mustafa Bey. Yeterince mahcup olduk zaten size. Ne demek canım? Aramızda böyle şeylerin lafı olmaz. Eksik olmayın, çok yardımınız dokundu bize. Tamam o zaman ben bir gidip bakayım. Ama tekrar geleceğim, merak etmeyin. Bir şey olursa ararsınız. Ay. Dur Sabiha. Otur şöyle, sakin ol. Otur Sabiha. Ay. Otur. Başım döndü. Bir tane tamam iyi. Ah be kadın. Ne diyeyim ben sana? İki gündür boğazından lokma mı geçti ki? Senin geçti mi sanki? Hastaydın. Kalktın o vasiyette. Canım iyiyim ben, sen bana bakma. Kazım amca, hiç değilse gidin bir iki saat dinlenin. Biz buradayız. Yok. Ben yavrumu bir saniye bile bırakmam buralarda tek başına. Ya yalnız değil, tek başına olur mu? Biz de buradayız tabii anne. Tabii canım tabii. Hiç değilse bir şeyler yiyin. Ben sizi götüreyim, daha sonra geri getiririm. Ne olacak? Çocuklar doğru söylüyor Sabiha. Eve gidelim, üstümüzü değiştirelim. Gene geliriz. Tamam ama hemen geri döneceğiz, tamam mı? Tamam. Bir şey olursa hemen arayın. Tamam, merak etmeyin. Hadi kalk. Biraz sakin olur musun Pelinciğim? Olamam. Sakin falan olamam ya. Delirttiniz beni. Neden inat ediyorsun ya? Niye yıkıyorsun Özgür'ün hayallerini? Benim hiçbir şey yıktığım falan yok. Eğer bir şey yıktıysa Özgür kendisi yıktı. Onun için de sonuçlarına katlanacak. Sana göre hava hoş tabii. Sen burada gününü güne derken biz sıkıntı çekelim. Oh ne âlâ. Ne demekmiş şimdi bu? Ne demek istediğimi sen gayet iyi biliyorsun babacığım. Hiç yakışıyor mu sana? Pelin. Baba boşuna inkar etme. Şevval'le birlikte olduğunuzu biliyorum. Hiç mi için sızlamadı ya annemi aldatırken? Hiç mi utanmadın? Bu konu seni ilgilendiren bir konu değil. Bu konuyu seninle konuşmayacağım. Konuşamazsın tabii. Yüzün yok değil mi? O kadınla işi pişirirken iyiydi ama. Hemen çık odandan. Neden? Söylediklerim hoşuna gitmedi mi babacığım? Elif! Benim asabımı bozma. Çık! Sıra sana da gelecek. Mahvedeceğim seni. Duydun mu beni? Çek şuradan. Bahriye ne oluyor? Ne zaman toplanıyor kurul? Az kaldı. Eniştem inadından hala vazgeçmedi değil mi? Vazgeçmedi. Geçecek gibi de görünmüyor. Suna nasıl? Biraz daha iyi. Ziyaretine gideceğim. E hadi o zaman aşkım. Biz de yavaştan geçelim içeri. Benim de işlerim var. Bana haber verirsiniz tamam? Tamam canım. Sağ ol Melih oğlum. Rica ederim Kazım amca. Zeyf parça elim dokunabiliyorsa ne mutlu bana. Sağ ol oğlum. Ben arabayı açayım. İkbal'ım. Merhabalar. Merhaba Kazım Bey.
Melih'cim merhaba. Merhaba İkbal teyze. Gidiyor musunuz? Ben de Sunay'ı ziyarete gidecektim. Gidiyorduk biz de. Kızımız biraz daha iyi çok şükür. Sağ olsun. Bahri Bey'in sayesinde iyileşti evladımız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Olur mu hiç öyle şey? Bahri görevini yaptı. Ay çok üzülmüştüm ama neyse ki iyileşti. Sağ olun. Ben de sizinle geleyim, aklım Sunan'da kalır. Tabii. Eve nasıl geleceksin Sabiha? Perişan oldun zaten. Gelirim Kazım'ın bir şekilde gelirim. Melih oğlum. Hadi dur çık. Güle güle Sabiha teyze. İyi günler. Evladından ayrılamıyor. Haklı tabii. Sen ne yapmak istersin Kazım amca? Sen beni eve götür oğlum. Üstüm başımda işim hiç olmazsa. Tamam, hadi. Suna. Canım ya. Sana bir şey olacak diye o kadar çok korktum ki. Ben burada öldüm dirildim biliyor musun? Hep burada mıydın? Haber aldığımdan beri. Sence duyup da gelmez miyim ben? Ama hep böyle surat atacaksan bozuşuruz. Ne bileyim ya. Aklım Suna'da. Kafam yerinde değil ki Atakan. Ben hatırlıyorum Suna'yı. Okuldayken arada gelirdi. Ne zaman okula atsan annenlerin haberi olmasın diye seni o kurtarırdı hep. Bayağı severdi ablan seni. Sonradan yaptıklarını duysan böyle konuşmazdın. Niye, ne yaptı ki? Kendi çocuğu olmuyor diye benim oğlumu kaçırdı. Yok artık. Valla ister inan ister inanma. Zaten şu son bir senede başıma neler geldi bir anlatsam. Uf ya, ne ailem kaldı ne de kocam. Senin gibi bir kadın asla yalnız kalmamalı. Hem bak tek değilsin. Bütün bu olanlara rağmen hayat sana eski bir arkadaşını geri getirdi. Olmadı değil mi? Siz çıkın ben gelirim. Evet. Ben kurula gidiyorum. Ay umarım iyi geçer. Umarım. Sonra görüşürüz. Telefonum çalıyor. Sen de ona cevap ver. Tamam canım, görüşürüz. Efendim Özgür. Teklifini kabul ediyorum. Çok doğru bir karar verdin. Hı. Tamam tamam, bundan sonra konuştuğumuz gibi. Gerisini ben halledeceğim. Tamam. Merak etme. Tamam. Demek nedenini hala tam olarak anlayamadılar öyle mi? Yok. Sorma. Öldüm dirildim yavruma bir şey olacak diye. Tahmin edebiliyorum. Görüyorsun değil mi? Yorgunluktan bayılacağım ama evlat böyle bir şey işte. Gidemiyorum. Aman. Seni de bunu attım Suna da Suna diye. Ay aşk olsun Sabiha Hanım. O nasıl söz öyle? Tekrar bakabildim ya gözlerine. Başka bir şey istemem ben. İyiyim. O burada mı? Buradaydı aşağılık. Defoldu gitti sonra. Suna. Bak. Belki yeri değil, zamanı değil ama ben sana bir şey sormak istiyorum. Ve lütfen bir defa daha dürüst ol bana. Yani her zamanki gibi. Zaten sen istesen de yalan söyleyemezsin. Hemen ele verirsin kendini. Şimdi bir defa daha soracağım. Ne duymak istiyorsun Can? O herifle aranda bir şey yok değil mi?
Yani hepsi yalandı. Uydurmaydı. Değil mi? Ne olursun. Ne olur evet de. Ne olur. Arkadaşlar sanırım bu kadar. Toplantıyı bitirebiliriz. Yalnız kalkmadan ben bir şey söylemek istiyorum. Yani bunu nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum. Biraz can sıkıcı bir durum. Sıkıntı veriyor. Bizim geçen gün yaptığımız sınav soruları çalınmış. Ne? Sorular mı çalınmış? Nasıl olur? Sınav sorularının basılı olduğu kağıtlardan bir tanesi fotokopicide bulundu. Aslında ben soruları çalanın kim olduğunu da biliyorum. Kimmiş? Of. Kesin okuldan atılacağım. Vallahi ne diyeyim Banucuğum. Liseden sonra bayağı fırtınalı bir hayatın olmuş. Ama bizim lisede bir ailem vardı, hatırlıyor musun? Onun kadar fırtınalı yaşadığımı söyleyemezsin yani. O kızın sonu hiç iyi değildi. Şu bizim Esmer aileni diyorsun. Evet, okulda şu kırmadığı fındık kalmayan aileni diyorum. O evlendi, yurt dışında yaşıyor. İki de çocuğu oldu, arada haberleşiyoruz netten. Çok mutluymuş. Nasıl ya? O zilli ailem bile mutlu bir yuva kurdu. Ben kuramadım yani, öyle mi? Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Benim neyim eksik? Aa, ama yapma böyle. Senin eksiğin değil, fazlan var. Hem hatırlasana, lisedeyken nasıl koştururdun beni peşinden. Çok akılsızmışım. Öyle mi? Evet hocam, sizi dinliyoruz. Kimmiş soruları çalan? Soruları çalan... Pardon hocam, bölüyorum. Şevval hocam, önemli değilse daha sonra konuşabilir miyiz? Çalınan sorularla ilgili görüşüyoruz da. Ben de o konuyla ilgili gelmiştim zaten. Aslında sorular çalınmadı. Yani ben Bahri hocamızın odasından kendi notlarım diye yanlışlıkla almışım. Sonra da fotokopide düşmüş. Şevval hocam... Gerçekten hepinize karşı çok mahcubum. Lütfen kusuruma bakmayın. Yani böyle bir dikkatsizlik affedilir gibi değil. Bahri hocam nasıl olur? Siz soruları çalanı bildiğinizi söylüyordunuz. Evet, az kalsın benim yüzümden suçsuz biri suçlanacaktı ama neyse ki zamanında fark ettim. Zaten sınav iptal edilmişti. Bu kadının ne işi var şimdi burada? Yani niye girdi ki kurul toplantısına? Ya iyi de tek bir konu konuşmuyorlar ki. İyi ki yanımdasın. Bu zor günlerimde böyle yanımdasın ya. O kadar mutluyum ki. Sen de bana çok iyi geldin bir tanem. Çok özür dilerim. Bir anda ağzımdan çıkıverdi işte. Yok, önemli değil. Bu neydi şimdi Allah aşkına? Ne yaptın içeride öyle ya? Beni ezdin geçtin. Evet, ezdim Bahri. Canından çok sevdiğin çocuğun istikbali için yaptım bunu. Hem ayrıca senin çocukların benim de. Neyse, bana müsaade. Hocam. Neyse, toplantı bitti. Sınav yenilenecek. Ben? Sen de sınava bir daha gireceksin. Yani Özgür okulda kalıyor, öyle mi? Evet, Özgür Bey atılmadı. Oley! Ben sana ne demiştim, ha? Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun Özgür'cüğüm. Arkadaşlar, teşekkür ederim destekleriniz için. Ama benim biraz ter bastı. Ben lavaboya gidiyorum. Ay,
iki dakikaya geliyorum. Nereye? Aklım Şevval'e takıldı. Bir bakıp geleceğim. Tamam. Aa Özgürcüğüm sen miydin? Sanırım sayenizde kurtuldum. Ay lafı bile edilmez. Bence de en doğrusu buydu. Siz olmasaydınız ben okuldan atılmıştım. Aşk olsun. Bu iki dost arasında küçük bir sır sadece, tamam mı? İşte böyle İkbal Hanım. Bundan sonra her şey çok daha iyi olacak. Merak etme. Asabi Hanım. Pardon. Şu telefona bir bakayım. Suna, neden susuyorsun? Çünkü tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyorum Can. Çok bitkinim. Bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Tamam. Özür dilerim. Ben sadece bilmeni istiyorum. Biliyor musun? Bugün bir defa daha anladım. Senden vazgeçemeyeceğimi ve seni ne kadar çok sevdiğimi. Sunay'a ne dedin Can?